Faruk Aksoy Propaganda Köleler gördüm. Karavaşlar hayaları burulmuş bir adamın ayaklarını yıkamaktalardı. Artık kelimeleri kalmamış fiyatları sormaktan, saçları taranılmaktan usanmışlar. Sinemalara saklanıyorlar kışın. Yaz olunca denizin yalayışlarına, kaldırımlarda demokrat otobüslerde dindar geceyi saatlerine bakarak anlıyorlar ve sabah gökyüzünün karnını gerdiği zaman dağların kokusundan fabrikalar acıkınca köleler, gözleri cam Silahlar gördüm, namlusu akla çevrilmiş sahra topları, mürekkebin utandığını gördüm, basılı kağıtlarda, tetiğe basan parmaklarda çare yok, gördüm mürekkebi. Çare yok, radyoları kapatsam Çare yok, secde etsem anılarıma, bu bozulmuş yeminlerin bayrakları altında olacak şey mi? Duymak portakal bahçelerini, vermeler araya girmeden anlayabilir miyiz? Artık hangi kızlar hangi serin yerlerimize değdi? Sanırdık saçlarımız kumrularla kaplanır, bir çocuk işte ırmak diyerek haykırınca o zaman belki çocuklar zabıtalardan daha çoktu. Belki biz daha çok ağlardık bir aşk pıhtılanınca. Gördüm gözlerinde zindanlarla bana baktıklarını, düşündüm yaslanarak şehrin kasıtlarına, düşündüm kafa kemiklerimi eritinceye kadar nedir bu kölelerin olanca silahları, silahların köleleri olmaktan başka. Bıkmadım, koyu renkler kullanıyorum hayatımda, koyu mavi, acıyı anlatırken, sessizce öperken, koyu beyaz ve saçlarım hakaretlerle okşanırken, koyu bir itiraf sarıyor beni. Susmak elbette zehirlidir ve rahatlık getirir, yazıklanmak da. Ey tenimde uzak yolculukların lekeleri, ey çocuklarda uyuyan intizamsız güneş, gelin ve boğdurun bu köleleri. İsmet Özel 1972 Arkadaşlar enteresan bir şey oldu. Sizlerle paylaşmak istiyorum. İki akşam önce bir rüya gördüm. İsmet Özel Kadıköy iskelesinde duruyor. Üzerinde gri bir palto. Daha genç görünüyor. Simsiyah sakallı, simsiyah bıyıklı. Elinde bir çakı var. Cebinde de bir sürü kurşun kalem. Cebinden bir kalem çıkarıyor. Çakıyla kalemin ucunu açıyor. Sonra bana doğru bakıyor. Yukarıda yazdığım şiirden bir dize okuyor. Ucunu sivrettiği kalemi mızrak gibi havaya kaldırıyor ve denize fırlatıyor. Sonra bir dize, bir kalem, bir tane, bir tane daha. Propaganda şiirinin tamamını okuyor ve her dize için bir kalem fırlatıyor denize. Kış günü banklarda ağaçların yapraklarında yer yer kar var. Biraz sonra kara dumanlı bir vapur yanaşıyor iskeleye. İsmet Bey'in biraz önce propaganda şiiriyle sevrettiği ve denize fırlattığı kalemler rıhtıma vuran kıyı dalgalarının köpükleri arasında yaylanıyor. İsmet Bey bana doğru bakıyor, biraz öfkeli, sonra suyun üstünde oynaşan kalemleri merdiven gibi basarak ilerliyor, vapura biniyor. Ben de aynısını yapmak için ayağımı denize uzatıyorum. Su çekiliyor, vapur çekiliyor, ayağımı suya değdiremiyorum. Denizin ve vapurun arkasından koşuyorum, koşuyorum. Öylece uyandım. Hayır olsun inşallah dedim. Kalktım, üst kata çıktım. Kitaplıktan erbayını aldım, propaganda şiirini açtım. Ben doğmadan iki yıl önce yazılan bu şiirin altına 1995'te şu notu düşmüşüm. En son yerliler kazanır. Rüya tabirinden anlayan arkadaşlar varsa bir zahmet beni aydınlatsınlar. Ben ne gördüm neler oluyor